Herkese merhaba arkadaşlar, ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Dreamlink Soccer 18 videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim. Dreamlink Soccer videoları eskisi kadar izlenmiyor. Bunun temel sebebi PUBG Mobile'ın Steam versiyonu olsun. Onun dışında diğer oyuna Brawl Stars gibi oyunları daha çok izlenmesi. Ama en önemli etken ise bence Dreamlink Soccer 2020'nin beklentileri karşılayamaması ve oyunları çeşitli oyunlara yönelmesi. Gerçi diğer futbol oyunları da çok izlenmiyor. Arkadaşlar biz biraz daha farklı şeyler yakın zamanda yapacağız. Yeni telefon inşallah alabilirsek farklı şeyler düşünüyoruz. Arkadaşlar çok çok önceden yaptığım bir gizli oyuncu haftası vardı. Şimdi bunu 11 tane oyuncu alacağız ve 140'lık olandan başlayacağız. 740'tan başlayacağız. Şu 1310'a kadar gideceğiz. Sizce arkadaşlar, sizler çıkan oyuncuları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Özellikle 1310'a geldiğiniz zaman sizce bu videoya kaç like gelir ve like atıp da kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda bir tane Dreamlink Soccer 2018 videom vardı, nostalji şeklinde. Onu 1000 like yaparsanız arkadaşlar kurulum videosu gelecektir. En son 938 like'tı. 4 gün önce falan atmıştım. O videoya da gidip like atmayı unutmayın. Buradaki oyuncudan başlayacağız. 3, 6, 9, 11, 740'dan başlayacağız. Sonra 780. Bence orta saha gelecek. Emin olmamakla beraber CF'den Defral geldi ki Defral o zamanlar Roma'da oynuyormuş. İlk 11'i unutmayalım. Defral. Şöyle unutmamak için arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet, 780 ile devam edeceğiz. Defral'i unutmayayım. Biraz sonra kadroya koymam gerekiyor. Buradan bir ortası defans da gelebilir ama çok da zannetmiyorum. Gelen oyuncu Tony Vilhena. Tony Vilhena da o zaman PSV Eindhoven'da oynuyormuş. Şimdi arkadaşlar hemen unutmamak adına bunları yapmam lazım. Gelen oyuncu Tony Vilhena şuradan ve Defral'i de şuradan alalım. Çok güzel. Gizli oyuncu haftasının 3, 6, 9. Aynen. 190'dan devam edeceğiz. Buradan gelen oyuncuya bakıyoruz. Evet, yine bir oyuncu geldi. Christian Gabriel Rodriguez geldi. Atak midfield, yani ofansif orta saha geldi. 800'den devam ediyoruz. Bakalım 1015 değeri var. Bu oyuncu kimmiş? Saido Berahino. O zaman Stok'ta oynuyor galiba Berahino. Stok gibi gözüküyor en azından. Şurada Ahmet'den Rodriguez'i, buradan da Berahino'yu aldık. Defrel Berahino ikilisi oldu. Muhtemelen oraya da bir forvet gelecektir. Şimdi arkadaşlar geldik 9'luk oyuncuya. Değeri kaçmış? 1140-240'lık fark var. Mangala geldi. Eşule Elegüe Mangala. Eşule diye geçiyor normalde ama Elegüe Mangala geldi. Buradan bakıyoruz 9-35 değeri. Josip Iličić Atalanta. Şimdi Iličić olduğu için burayı nasıl yapabiliriz? 4-3-3'e dönersek Iličić'i de açık oynatmak çok da mantıklı olmayacak ama arkadaşlar istediğimiz bir şeyler olmayacak gibi. Iličić'i de şöyle koyduk değil. Neden sürekli yukarıdan böyle bir sıkıntı yaşıyoruz? 940'a geldik. Son 5 oyuncu. 940'ın normal değeri 1190 iken bakalım gelen oyuncu Konstantinos Mitroglou. Bir ara Galatasaray'da gelmiş idi Mitroglou. Onlar da ne çok olsa fikrim yok. 1219-55 genelde CF'ler ve forvetler geliyor. Bir kaleci gelir mi? Rebe'den Alessandro Florenzi geldi. Şimdi arkadaşlar son 2 oyuncuya geçmeden önce hemen şunları da yerleştireyim. Mitroglou, Berahino. Berahino biraz daha açık oynayabilir ya da Iličić. Mecburi şekilde oynatmam gerekiyor. Mitroglou'yu şuraya alsak daha mantıklı gibi. Florenzi'yi de buraya aldık. Kasna, Karnezes, Wilson, bir kaleci, bir sol bek, bir de stoper gelmez ama. Ganso geldi. Ganso bir aralar çok iyi para gelmiş. Santos'tan bildiğim kadarıyla o zaman transfer ofisi bile ve daha yüksek bir oyuncu geliyor. Bakalım gelen oyuncu Sadio Mane. O zamanlar bakar mısınız Mane'ye? RMB buradaki oyuncu 1660 değerinde. Bakalım gizli oyuncu haftasındaki oyuncumuz kim? Pirit'e bakıyoruz. Açtık. Forvet gelecektir ya da orta saha. Gianluigi Buffon. Tam tersi. Forvet'e orta saha dedik. Hiç beklediğimiz oyuncu geldi. Tamam, iyi. Yalnız üçlüye dönersek sanki daha çok işimize yarayacak gibi. Florenzi Mangala. Aynen, en azından defansı oluşturduk. Kastan gelmemişti ama Ganso oynasın ya. Çok da nerede oynadım önemi yok zaten. Şunu da şuraya aldık. Tamam mıdır? Mitroglou, Defra, Berahino, Mangala, Ganso, Florenzi, Buffon, Iličić, Vilhena. Galiba doğru. Eksik bir şey şu an için gözükmüyor. Şöyle bir iyileştirelim de çok da işimize yaramayacak. Onları sileceğiz. Bundan challenge videosu yapar mıyım? Emin değilim. 12 maç sakat olan Pedro'yu gördünüz mü? 17 maç gördüm de gerçi oyunda. Şöyle çok kısa bir maç yapacağız arkadaşlar. Çok da zamanınızı almamak adına. Eski stat görünümünden tutun da değişik. Varyasyona sahip. Bu arada arkadaşlar Dreamlink Soccer 17 oynamamı istiyorsanız ise bir 17 serisi güzeldi aslında. 17 güzel gidiyordu. 3-4-3 Berahino, Defra, Mitroglou. Hatta Defra daha sağda oynayabilirdi. Da Silva, Silva, Andrezinho,
Sampaio, Osei, Bakşinyo, bu değişik bir takım isim. Şimdi buradan maçımızı başlattık da biraz daha karanlık bir ortam gibi gözüküyor Sadio Mane. Genelde kaç sezon bu oyun güncelleme geldi 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 sürekli aynı hareketler. Çok değişen bir şey gerçekten olmadı. Defendi. Josip Ilicic, Defra. Bomboş Berahino atar galiba. Berahino kaleci defendi. Çok farkı yok ya arkadaşlar. 19 ile 18 arasında böyle çok uçurumlar yoktu. İlk 18 güncellemesi geldi. 17'den gerçekten çok çok farklı gelmişti. Ama insanlar sanki o zaman da 17'yi daha çok seviyordu gibi. Şimdi Mitroglou çok güzel pas. Defreli ancak başarılı olamadık. Offside. Belki bugün bir FIFA Mobile videosu da atabilirim arkadaşlar. Emin değilim ama 104'lük ilk oyuncumu alacağım. Gerçekten çok heyecanlıyım. Hangi oyuncu alacağım konusunda iyi kötü fikirler oluşmaya başladı. Gene de bakacağız. Berahino. Mane. Mane. Andrezinho. Defral da Silva. Tony Vilhena. Gol atalım mı ya? İliç. İliç pasını aktardı Berahino'ya. Berahino Gois. Tony Vilhena. Bir sezon oyunun kolaylığından şikayetçiyiz. Bir sezon oyunun değişik. Her sene gerçekten oyunda şikayet bulacağımız şeyler mutlaka oluyor. Mitroglou kaptırdık. Mitroglou bir daha baskın. Bir de şey arkadaşlar, bunda mesela oyuncu önüne geçtiği zaman biraz daha atak varyasyonları değişik oluyor. Mitroglou pasını aktardı. Vilhena. Bakın hareket yapmaya çalıştım ama istediğimizi başaramadık. Rodriguez. Defral. Çok güzel pas Mitroglou'ya. Mitroglou, Berahino'ya. Berahino kaleci. Sadio Mane geldi. Buradan golü buluruz muhtemelen. Mane. Arkadaşlar ilk başta C'ye nasıl basmaz bu? Defendi. Vilhena. Bir oyunu sürekli oynamazsanız arkadaşlar, oyunla ilgili çoğu şeyi unutursunuz. Mitroglou. Bu arada PUBG Mobile Lite serisinde başladık ama tabii yeni olduğumuz için çok da izlenecek gibi değil. Mangala bir gol denemesi. İliç ilk yarı bitmeden Mitroglou'yla bir şeyler bulabilecek miyiz? Berahino çok güzel. Ve sonunda golü attık. Zorlandık ama Saydu Berahino golü attı. Zor olmadı aslında. Fakat neden bu kadar gecikti anlamadım. Biraz daha devam edelim arkadaşlar. Çok da uzatmak istemiyorum zaten bu tarz oyunları. Sadece gizli oyuncu haftasını yaptık. Oyunla ilgili ve genel anlamda bilgilerimizi de verdik. Rodriguez. Josip Ilicic. Osepi. Osei. Sampiao. Mangala. Gol yemeyiz herhalde. Florenzi. Mane uzaklaştır. Bence ikinci gol gelir. Eşüle Mangala. Defrel. Arkadaşlar gördünüz mü Allah aşkına? Defans oyuncusu yetişirken birden geri döndü. Geri döndü ise ben de Defrel'le ilk başta atak yapamadım açıkçası. Defendi bir gol daha atıp açıkçası sonlandırmak istiyorum. Mitroglou. Atabilirsek hiç sıkıntı yaşamadan. Mitroglou çok güzel. Berahino'ya gelmedi. Andrezinho. Tony Vilhena. Faul yok mu? Çok güzel. Top bizde. İkinci gol şansı. Defrel. Defrel. Hep şeyin ayağına gidiyoruz arkadaşlar. 20 gibi düşünüyoruz yani oyunu. Tüm seriler oynayınca herhalde böyle oluyor. Bakın vuramadı bile Mitroglou. Yani ikinci golü bulmak için gerçekten kanser olacağız. Ki 18'de biz challenge serileri de yapmıştık galiba. Emin değilim ama 18'i kaç sezondur, 2 senedir oynamıyoruz ya. Biraz daha değişikmiş gerçekten. Kontrol ve şut mekanizması. İkiyi bir türlü bulamamak. Defendi. İşte dediğim şey bu aslında arkadaşlar. Bu oyunu sürekli oynayarak gelişebilirsiniz. Oynamayarak değil. Berahino. Bunda aşırtma golü çok kolaydı. Eskiden öyleydi en azından. Aynen. Aşırtma golü çok kolaydı ve Berahino ile golü bulduk.
Arkadaşlar çok fazla sizi tutmak istemiyorum. Videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Akşam veya öğleden sonra FIFA videosu gelebilir. Kendinize çok çok iyi bakın.